İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün iki hocamızla birlikteyiz. Burcu Pelvanoğlu ve Ali Kayaalp'le. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocalarımız Mimar Sinan Üniversitesi'nden, aynı zamanda benim de arkadaşlarım ve meslektaşlarım. Evet. O yüzden bugün ayrıca güzel bir gün benim için burada. Şimdi bu programa esin kaynağı olan kitap aslında Burcu Pelvanoğlu'nun Hale Asaf üzerine yazdığı bir monografi, gösterebilirsek kitabı. Bu monografiden ilham alarak biz bu programı tasarladık ve erken Cumhuriyet dönemindeki sanat ortamını konuşalım diye düşündük. Ve 1920 sonları ve 1930'lardan ve bu sanat ortamıyla birlikte gündelik hayatın sanata, plastik sanatlara yansımasından bahsedeceğiz bugün. Madem bu kitap bize ilham kaynağı oldu, Burcu, Hale Asaf'la başlayalım istersen. Başlayalım. Yani bu sanırım bir de aslında şeyi de ben okurken şeyi de düşündüm, böyle Türkçe'de çok kadın ressam ve heykeltıraşların bu şekilde yazılmış açıklayıcı monografileri de çok yok sanırım, değil mi? Yok, maalesef yok. Aslında Türkiye'de plastik sanatlar tarihinin yazımında büyük bir sorun var. Sanat tarihi bölümleri çok geç devreye giriyor bu yazımda. Çünkü ilk başlarda Alman ekolünün etkisiyle bütün Anadolu'daki yapılarla, kervansaraylarla vesaire, camilerle, medreselerle falan onların envanterini yapan bir sanat tarihi var. Plastik sanatların yazımı da ressamlara kalıyor. Ressamlar da pek tutarlı yazmıyorlar doğrusunu istersen. Kendilerini nerede görmek istiyorlarsa orada konumluyorlar. Onun için bu tür monografilerin aslında 90'ların ortaları itibariyle hala çok az ve çok eksik yayınlanmaya başladığını söyleyebiliriz. Peki mesela bu erken Cumhuriyet döneminde Hale Asaf bir kadın olması, yani bir kadın olarak ortaya çıkması, ne bileyim var olan modernlik tecrübesini yansıtmak ve bunu kendi sanatında göstermek açısından önemli mi? Yani onun varoluşu. Şöyle tabii, Hale Asaf aslında Cumhuriyet döneminin en eski kadın sanatçılarından diyebiliriz. Hatta bir dernek var. Grup olarak kuruluyor, sonra dernekleşiyor. Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği. Onun tek kadın kurucusu. Aile de enteresan bir aile. Hale Asaf'ın teyzesi Mihri Hanım. İlk kadın eğitimci. Dolayısıyla ailede bir kurucu damar var. Hale Asaf'ın önemi aslında o dönemde çok, nasıl söylesem daha doğru olur, kendi duygularını yansıtan bir sanatçımız yok bizim. Çünkü henüz çok daha başında her şey. Birazdan Ali bahseder. Cumhuriyet dönemi sanatında bir misyonu var sanatın. İşte ulus devlet oluşurken onu sanatla kurmak gibi ve bir estetik dil oluşturmak gibi bir misyon var. Hale Asaf hem bunun içinde hem de çok öznel. Yani onu gerçek sanatçı kılan bu öznel yorumu aslında. Ve 1931'de Paris'e taşındığında, 38'de ölene kadar Paris'te yaşıyor. O sanat Paris ortamının içinde kendini kabul ettirebilmesinin nedeni de o. Kuru değil sanatı, teknik değil. Çok içten, çok yalın, şiirsel. Evet. Onu özel kılan şey bu sanıyorum. Peki mesela bu sanat ortamı şekillenirken, yani bu Cumhuriyet döneminde, şimdi Hale Asaf, mesela çok kadın var mı? Yani yok. Hale Asaf'ın dışında. Mesela Ali, Art Deco diyoruz sanırım, değil mi? Bu dönem, evet. Cumhuriyet dönemindeki. Art Deco nedir? İstersen oradan başlayalım. Nedir Art Deco? Neden Cumhuriyet döneminde? Senin de çalışma alanın iki dünya savaşı arasında, değil mi? Evet. Art Deco. Neden mesela bu nedir Art Deco? Ne oluyor? Neden bu dönemde bu kadar şey ilgi çekici mi gerçekten, yoksa sadece senin ilgini çektiği için mi? Çok ilgi çekici, çok enteresan bir konu. Tanımı çok geç ve büyük zorluklarla yapılabilmiş bir kavram aslında. Batı'da kavramsallaştırılması 1960'ların sonrasına dayanıyor. Bizde çok 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 daha yeni. Hakikaten yani resim sel bir Art Deco estetiğinden bahsedilmesi 2000'leri falan buluyor. İşte hocamın Hale Asaf kitabının ilk baskısı mesela o estetiği önemseyen bir evet.
şeye sahipti, tavra sahipti. Art Deco kabaca iki dünya savaşı arasındaki dönemde yaygın olan bir estetik söylem. Modaya, sinemaya, resme, heykele, endüstriyel tasarımı ve genel olarak bir çeşit yaşam kültürüne, monden, üst sınıfların önemsediği, kadın bedeninin, zarafetin ve böyle bir estetizmin önemsediği bir şey söylemi var. Bir söylemi var hayatın bütün alanlarına sirayet eden. Estetik hayat yani. Evet, bir estetik hayat, estetize edilmiş monden bir hayat. Ve bu şeyle bizim Cumhuriyetimizin kuruluş ilkeleriyle ya da en azından onun gündelik hayatı dönüştürmek istediği, onu gündelik hayatı dönüştürmesini şey yapan, destekleyen niyetlerle büyük ölçüde örtüşüyor. Onun için iki dünya savaşı arası dönem bir Art Deco dönemi. Dünyada da öyle, bizde de öyle. Modernist bir biçim dili diyebiliriz yani. Hani modernlik, evet. Aslında modernlik tecrübesinin yarattığı bir sanat. Evet. Kesinlikle. Tabii bizim bütün bunları hem Hali Asaf'ı hem de işte bu Art Deco'yu konuşurken bir taraftan resimler de arkamızda dönüyor. O resimleri de hocalarımız seçtiler izleyicilerimiz için. Peki mesela estetize edilmiş hayat, hani bu hem Hali Asaf'ta hem de bu Cumhuriyet döneminde modernlik tecrübesinden bağımsız bir şey değil. Mesela bunun izler kitledeki karşılığını biliyor muyuz? Yani bir, yani diğer sanatçılar arasında yaygınlaşıyor mu hemen? Yani ressamların böyle hemen, aa evet bu iyi, biz bu sularda yüzelim dedikleri bir şey mi? Yoksa yani biraz daha temkinli davrandıkları ya da işte kendi çaplarında yerelleşmeye, hani bütün dünyada bir Art Deco'dan bahsettiniz ya, yerelleşmeye, öyle bir şeyler de var mı? Yerelleşmeye çalışan aslında sanatçıların öncelikle kendileri değil. Yerelleşme çabalarında kadro hareketinin çok maalesef şeyi var, rolü var. Sürekli Cumhuriyet dönemi sanatını eleştiren bir üst akıl var kadrocular arasında ve Cumhuriyet dönemi sanatında hele Hali Asaf hep şamara olan olmuştur yani. Milli olmamakla suçlayan bir üst akıl var. Bütün o şeyi, yerellik saçmalığını diyeceğim, onlar ortaya çıkarıyor ve 1930'ların ortasında D grubu yerelleşmek zorunda kalıyor. Zorunda kalmak yani, evet. Çok sentetik, Anadolu kübizmi diyebileceğimiz yatay tuvallerden oluşan ve konuları pamuk toplayanlar, elma toplayanlar, çavdar tarlası falan gibi Anadolu olan yani. Biçimler kübik, konular yerel, bir garip bir şey doğuyor. Garip bir resim üretimi doğuyor aslında. Ve 50'lerin ortasına kadar da sürüyor bu. Bayağı şey etkisi neredeyse 20 yıl o zaman, evet, evet. 30'lardan itibaren. Peki mesela bu işte estetize edilmiş hayat yerelleşirken, yani şeyi, gündelik hayatı nasıl yansıtıyorlar? Sadece Anadolu mu var ya da kent söz konusu olduğunda herhalde bu Art Deco daha çok kendini kentte konumlandırması kesinlikle gereken bir şey değil mi? Mesela kentle kurduğu ilişki nasıl ya da kenti nasıl tasvir ediyor ya da hangi kimler nasıl? Aslında yeni gelişen gündelik hayat biçimleri oluyor modernizmle birlikte. Eğlence biçimlerinin değişmesi, evet. Kadın erkeğin birlikte sosyalleşmesi, işte o tepebaşı bahçeleri, Bomonti bahçeleri falan gibi mekanların kurulması daha önceye dayanıyor. Ama oradaki sosyallikler, caz bandlar, çay partileri, danslı çaylar falan, işte Hali Asaf'ın da vardır bir davetiyesi. Evet, evet. Onlar yansıyor resme de gündelik hayat olarak, konserler. Mesela ben şeyi çok merak ediyorum. Şimdi romanlarda hep şeydir ya, yani bütün bu söylediğiniz her şey romanlarda da var. Hı-hı. İşte bütün işte bunların tasvir edilmesi, yeni gündelik hayat biçimleri. Ama hep böyle şey diye anlatmak. Hani bu o kadar da iyi bir şey değil. Evet, biz modernleşiyoruz ama hani bu işte biraz önce senin bahsettiğin millilik meselesine takılıp kalmak zorunda olması gibi sanatçının, yani oraya entegre olmak zorunda hissetmesi gibi. Yazarlardaki bu refleks mesela bu dönemin resminde yine bir refleks olarak da ortaya çıkıyor mu? Yani yerelleşmeye karşı ya da sanatın daha evrensel boyutlarını. Hep neyse ki bir karşı söylem çıkıyor. Yoksa da gelişemeyecekti buradan, yürüyemeyecekti. Sanat ortamına baktığımızda bu refleksi kıran iki önemli adım var aslında. Bir tanesi Paris Ekolü. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen akabinde Paris'e giden ve dil bildiği için de özellikle Nejat Devrim başta geliyor. Hemen Paris'teki soyut sanatçıların arasına hemen giren ve orada salonlar kuran bir sanatçı grubumuz var. Yani göz bebeği gibi bakılan. Onlar Türk resminin kaybettiği,
ya da işte sahip olamadığı özgüvenini kazanmasına neden oluyorlar. Bir ikincisi de o da yerel damardan geliyor, Nuriyem. Evet. Yani akademiye bir karşı çıkış başlatarak, ki karşı çıkışlarla muhalefet gelişiyor zaten, yeni resmin, özgün resmin soyut olduğunu, sonra kendisi soyut resim yapmayacak, onu bırakacak, daha yerel bir resim yapacak hatta, ama bir karşı çıkışı başlatması açısından önemli. Peki mesela bu ulus devlet inşasında, hani hepimiz biliyoruz ki işte edebiyat olmazsa olmaz bir şeydir. Hı hı. Çünkü işte o diliyle, ortaya koyduğu temalarla, ürettiği aslında yeni bir dille buna hizmet eder. Mesela resim ya da o dönemin sanat ortamını düşündüğümüzde, özellikle hani artık 30'lu yıllarda Kemalizmin de bir ideoloji halinde yerleştiğini düşünürsek, bu mesela hani resim de olmazsa olmaz bir şey olarak ortaya çıkıyor mu? Yani bu mesela Cumhuriyet'in bir politikası mı? Edebiyatta olduğu gibi. Yani resim de millileşecek ve Cumhuriyet ideolojisinin ilkeleriyle yükselecek. Aslında Art Deco resim tam olarak Cumhuriyet ideolojisiyle örtüşen bir resim. Ama yazarların çoğunlukla savunduğu Yakup Kadri'lerin falan kadro hareketindeki kendi yazdığı Yaban ve Ankara'da bunun uzantıları. İşte milli sanat meselesi işi birazcık sulandırıyor. Yani sanatçıları daha zor durumda bırakıyor diyebiliriz. Refik Epikman'ın o caz bar resmi ne kadar güzel bir resimken ve tam bir modernist bir modernizmi inşa edebilecek bir resimken, o İnkılap sergilerindeki birinci meclis resmi de düdük gibi bir resim. Evet. Evet. Ha, evet, bu İnkılap sergileri nedir mesela? İnkılap sergileri tıpkı İnkılap edebiyatı gibi mi? İnkılap sergileri halk evleri 32'de kurulduktan sonra halk evlerinin yıl dönümlerinde düzenlenen, 33, 34, 35, 34 kere düzenlenen, 36. yani 1936'da dördüncüsü düzenlendiğinde sanatçıların bile kendilerini hamaset yapıyor görerek bu etkinlik iptal olsun dedikleri bir sergi etkinliği. Peki mesela şey var mı, biz 19. yüzyılda falan şeyi biliyoruz, gidip şehirde çalıştıklarını, doğa resimlerini yaptıklarını. Mesela Cumhuriyet döneminde de işte bir sürü yeni binalar yapılıyor, yeni işte hayat tarzı, yeni eğlence mekanları çıkarken mesela ressamlar bu şehre ait yeni modernlik tecrübesini mesela gidip görerek, bakarak mı çiziyorlar? Yoksa hani bu, yani onlar için bir, yani şehir bir atölyeye dönüşüyor mu mesela? Dönüşüyor. Orada da belirleyici olan şöyle bir şey var. Aslında 1923 sonrası dönem bir inşa devri. Her şey yeni baştan inşa ediliyor. Yani toplum inşa ediliyor, devlet kurumları dönüştürülüyor, yeni bir yaşam söylemi inşa ediliyor ve kent de yeni baştan inşa ediliyor. Evet, doğru. Şeyde, arkitekte onun bir takım istatistiki verileri yayınlanmıştır. İşte 1937'de Eminönü'nde şu kadar bina dikildi, bu kadar bina yapıldı. Taksim tarafında bu kadar bina yapıldı, bu kadar bina dikildi. Eski hayat ve eski hayatı söylemi yavaş yavaş kazınıyor ve yerine yeni bir şey kuruluyor, asri bir şey kuruluyor. Ve o kurulan asri şey İstanbul'u belli bölgeleri, sur içinin belli bölgeleri hariç bırakılırsa, özellikle Taksim, Talimhane'den başlayıp Şişli'ye doğru yayılan bir Avrupa kentine dönüştürüyor önemli ölçüde. Mesela Nazmi Ziya'nın Taksim Meydanı resmi onun çok iyi bir örneğidir. İşte arkada şöyle yuvarlak köşeli modernist, bizim bağlamımız içinde Art Deco bir bina. Merkezde bir anıt heykel. Resimlerde geçiyor oldu. Evet. Ve işte şöyle şapkalı gayet şık hanımlar filan, bir Orta Avrupa kentinden, bir Batı Avrupa kentinden kolay kolay ayırt edemeyeceğimiz bir manzara. Hatta Fatih bile ki evet, orası Fatih tarihi yarımadanın kalbi ve işte fetihle, Osmanlı'nın fütuhat söylemiyle, İstanbul'un bir İslam kenti, bir hilafet kenti olarak meczedilişiyle müthiş bir bağlantısı var Fatih'in. Sembolik önemi var ama onun kalbinde bile bir modernist inşa faaliyeti var. Nazmi Ziya'nın Fatih Kaymakamlığı, resmi. Tabii. O ona çok iyi bir örnek. Keza binayı mı? Ya Fatih Kaymakamlığı'nın önünde modern giyinimli, 20'li yılların modasını yansıtan 2-3 hanım bile bebek arabası ellerinde. Pusetle itiyorlar filan yani. Keza zannederim Naci Kalmıkoğlu'nun da öyle bir manzarası onun var. Onun da var, yine evet. Tarihi Yarımada'dan. Beyazıt olabilir, Sultanahmet olabilir, Laleli olabilir. Yani o hat üzerinde, Ordu Caddesi üzerinden bir manzara. İşte tramvaylar, yine bir modernist bina, modern görünümlü insanlar filan. Öyle bir dönüşüm var kent temelinde. Çemberlitaş'ta çok fazla Art Deco bina var. Çok çok. Tabii tabii. Fatih'te, yani bugün aklınıza gelmeyecek. Kentin
kentte yaşama geleneğinin, İstanbulluluk geleneğinin o damgasını en çok vurmuş olduğunu düşünebileceğiniz yerlerde hiç karşınıza çıkmayacak modernist ve art deco binalar var. Üsküdar'da var mesela Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi'nin olduğu sokakta bir tane art deco bina var. Dünya güzeli bir yapı. Bir ok almış, bunu duruyor. Demek orada öyle bir yapı faaliyeti bulunmuş. İstanbul'un her yerinde bulunmuş. Evet. Peki bu o zaman şey hani söylediklerinizde böyle şey dikkatimi çekiyor. Figür olarak insanın da yeni kıyafetler ve modern bir şey olarak bu resmin içine yerleştirilmesi. Evet. Tabii. Sanırım hani o modernlik tecrübesini görünür kılmanın bir diğer tarafı da hani figür olarak bir insanın da o binalar ya da şeyin içine girmesi. Ya önünde tabii durması yani yansıtıcı ve bir şeyi temsil edici olarak. Mesela bu 19. yüzyıl modernlik tecrübesinde çok görünür bir şey değil herhalde. Değil. Belki Cumhuriyet modernleşmesiyle birlikte olan belki kadınlar da daha çok, yani çünkü kadın bedeni daha çok modernlik tecrübesini gösteren tabii bir yer olduğuna göre, yani bilemiyorum resimlerde de öyle mi mesela? Tabii yani genel olarak modernleşmeye baktığımızda hep kadın üzerinden ilerliyor. Çünkü kadının süre gelen koşulları uymuyor modernleşmenin gereksinimlerini karşılamıyor. Hı-hı. Onun için birçok yenilik kadına yönelik olarak yapılıyor. Kadının eğitimi çok erken başlıyor mesela burada baktığımızda. Resimde de o dönüşmenin hep kadın üzerinden verildiğini görüyoruz. Figür olarak da değil mi? Hı-hı. Kadın figürleri. Mesela kadın figürleri bu modernliği yansıtmakta, hani bu dönem hep kentin içinde eğlence mekanlarında gezinen kadınlar olarak mı ortaya çıkıyor? Ya da ne bileyim saçları, kıyafetleri, duruşları ya da bedenlerinin çizilmesi. Mesela bu ne bileyim işte nasıl oluyor? Daha hani mekanın içinde mi yoksa artık onlar daha tekilleşerek? Mesela orada şöyle bir şey var aslında. Özellikle 1914 kuşağı sanatçılarının, Çağlı kuşağı sanatçılarının resimlerinde görürüz. 23 öncesi resimlerde kadın şıktır ama bir cinselliğiyle ortadadır. İffetli. Yok bu değil. İffetli değil. Pardon. Yani şey alımlı. Cinsel olarak dikkat çekici, işte teninin yumuşaklığı vurgulanıcı, ışığı ona göre ayarlanıyor falan. Aynı kuşak sanatçıların resimlerinde 23 sonrasında kadının saçları küt olur, kısalır. Daha iffetli olur, daha püriten bir ahlak anlayışı olur. Evet. Daha şık, temiz ama sade, ağırbaşlı kıyafetler içerisinde olur ve hep bir iş yapar, öğretmenlik yapar. Dikiş diker, kitap okur, evin içerisindeyse ya da kamusal alanda gösterilir. Gene şık olarak gösterilir. Peki mesela şey nasıl, yani kamusal alanın resmedilmesi, mesela Cumhuriyet dönemi bu resim, yani gündelik hayatın ve modernlik tecrübesinin aktarımına baktığımızda, yani kamusal alan daha görünür hale geliyor mu yoksa özel hayat da hani bu modernlik tecrübesinin şüphesiz bir parçası, hani kendi özel hayatında İşte tıpkı kadınlarda olduğu gibi bir iş yapmak, hani bir taraftan orada şey mesajı da vermek, hani çalışmayı da ne diyelim onaylayan ve teşvik eden bir şeye dönüşüyor ya bu. Mesela bu özel hayat ve kamusal hayat nasıl? Mesela orada çok göze çarpan ya da sizin hemen böyle aklınıza gelen, evet tam da bu ulus devlet inşasında modernlik dediğimizde hani biraz önce Taksim Meydanı'nın ve işte yeni binaların önünde kadın erkek figürleri, binalar, mekanlarla birlikte. Mesela daha topluluklar nasıl? Yani onlar ne bileyim tramvaylarla mı birlikteler? Daha böyle ne bileyim fabrikalar var mı mesela? Ya da biraz daha hani kentin modernleşen kesiminin yanında hani bu modernlik bize şey de yarattı. Yeni bir çalışan kesimler yarattı. Ya da kentin etrafında yeni ne bileyim dokular, yeni yerler yarattı ve bu sadece eğlence ve yapılan binalarla ilgili miydi mesela? Böyle bir şey söylemek. Fabrika falan pek görmüyoruz. Şeyin Şeref Akdin Cer Atölyesi vardır. Hı-hı. O da 46 tarihli çok bir resim. Daha çok daha geç. Zaten yeni kuruluyor. Yani bu resimlerin yapıldığı sırada da yeni fabrikalaşılıyor. Dolayısıyla onlar yansımıyor ama daha çok kamusal alanda görüyoruz. Özel hayatta çok görmüyoruz. Evet. Yani belli başlı sahnelerde işte demin hocamın da anlattığı gibi dikiş diken kadınları görebiliriz. Kitap okuyan kadınları görebiliriz. Alfabe şey değişiyor tabii. Evet. Alfabe öğreten kadınları görüyoruz. Mesela şey nasıl? Atatürk portreleri. Mesela her ressamın yaptığı bir şey mi bu? Yani Atatürk'ü kamusal alanda
ne bileyim temsil eder, göstermek ya da çünkü 30'lar hani biraz önce de konuştuğumuz gibi bir Kemalist ideolojinin yerleştiği bir dönem ve ne bileyim işte okullara, her yere bir taraftan ya da işte bu inkılap şeylerinde, sergilerinde tema var mı mesela? Ya da İnkılap temanın kendisi zaten. İnkılap, yani ayrıca onun içinde mesela bir Atatürk portresi yapma zorunluluğu var mı? Yok. Ya da işte mesela o çok gönüllü işi. Yani mesela yani sanatçılar Atatürk çoğuna poz vermiş zaten. Gönüllü olarak yaptığı şeyler. Öyle bir hani illa Atatürk portresi yapılacak gibi bir dayatma yok. Peki mesela meşrutiyet kuşağında Atatürk portresi yapmayan neredeyse yok gibi. Yok, evet. Herkes yapmış. Bir önceki kuşakta. Evet. 1914 kuşağı, evet. Ya da Çağlı kuşağı dediğimiz. Sonrakilerde o kadar yok. O kadar yok. Evet. O kuşak biraz daha yaşlı tabii Cumhuriyet kurulduğunda. O bir şükran ifadesi bir yandan da. Tam da şey, bütün o tabii, şeyi geçişi görüyorlar tabii. Yaşıyorlar. Peki mesela işte şeylerden, alfabeden falan bahsetmiştiniz ya. Mesela şey nasıl, eğlence dışında işte yeni bir Batı müziği ortaya çıkıyor mesela. Konserler, bunlar resmediliyor mu? Ya da işte ne bileyim Cumhuriyet'in her yıl işte yıl dönümleri, bunlar resmediliyor mu? Balolar mesela, hani bu caz bandlar ve işte yeni kadın ve erkeğin ya da toplulukların bir araya geldiği şeyler dışında. Bunlar mesela yine hani kamusal alanın işte yeni kendi modernlik tecrübesini gösterdiği mekanlar olarak. Onlar da çıkıyor mesela, yani resmi törenler var mı? Tek tük. Ruhi Arar'ın kötü bir resmi var. Yani şeyle olduğunda... Ama şey, resimlerin içinde var, belki görüntüler gelirse de görebiliriz. Mesela Çağlı'nın çok güzel bir Cumhuriyet Balosu resmi var. Evet. Cumhuriyet Balosu. Yani yine kutlamalar esnasında ki bir baloyu, Cumhuriyet Balosu. Evet. Yani herhangi bir balo değil. Yok, Cumhuriyet yani Balosu resmi bir törenin. Ama resmi bir resim değil o. Yani o... Resmi görürsek belki şey yaparız. Kadının... Epey sivil bir resim. Evet, evet, epey sivil. Yani onun kendi damgasını da vurabiliyor yani, evet. Sonuçta. Ya da işte caz barların resimleri, demin bahsettiğimiz Refik Epikman'ın resmi, Hamit Göreli'nin konser resmi. O çok gibi. Enteresan bir resim. 20'lerin sonları filan, işte bir aile, bir Türk ailesi ve piyano başında bir küçük bir kız var. Küçük bir kız bir şey çalıyor, bir parça çalıyor. Yaz Öylesi diye bir parçayı çalıyor ve büstün üzerinde bir, affedersiniz, piyanonun üstünde bir büst var. Kimin büstü olabilir? Atatürk. Atatürk. Bu da şey, yani daha küçük detaylar olarak da tabii. Yani rejimin şeyin içine girmesi. Hani daha böyle göstere göstere değil, yok, daha küçük ipuçlarıyla. Küçük belki ipuçları. O yani hani, hamaset olmaksızın olan şeyler. Yani işte bunlar. Demek ki iki kuşak arasındaki belki farklardan birisi de bu. Biraz daha ötekinin... Daha ne bileyim farklı bir, yani daha mesafe almış bir şekilde. Daha incelikli ve zarif bir şekilde veriyor mesajını. Evet. Mesela bunun da peki sanat ortamının giderek canlanmasıyla bir ilgisi var mı? Yani artık 30'lara geldiğimizde herhalde bir önceki kuşağa göre canlı daha sanat... Canlı bir sanat ortamı yok mu? Zaten bir akademi var, ne galeri var, ne müze var. Müze de 37'de kurulacak. Ama sanatçılar arasında iyi bir birlik var. Ressamlar, edebiyatçılar, yani... Güzel bir entelektüel ortam var. Birbirlerinden beslendikleri bir ortam var. Peki, herhangi bir kurum olmasa bile. Peki atölyeleri var mı? Yani hepsi atölyeye sahipler mi? Yani akademi dışında kendi özel atölyeleri... Bir de büyük bir buhran var 29'da. Ekonomik krizden. Tuvaller şeyden geliyor, yurt dışından geliyor. Boyalar. Boyalar yurt dışından geliyor. Onu bulamadıkları zaman çift taraflı kullanıyorlar tuvalleri, kağıt kullanıyorlar. Ya da çuvalın üzerine çuval resim yapılıyor. Çuval boyuyor, tahta boyuyor. Tahta boyuyor. Yani büyük bir yokluk içerisinde üretilen şeyler bunlar. Peki bir mesela sergi açmak çok mümkün mü? Yani sergi şöyle açıyorlar, şu Çembertaş'ta. Bir Türk Ocağı yeri var ya, o bir sergi salonu mesela. Orada düğün dernek falan da oluyor. Şey de oluyor. Sergi de oluyor. Oradan gün alıyorlar, sergi açıyorlar işte. D grubu Mimoza Şapka dükkanında ilk sergilerini açıyor. Müstakillerin dördüncü sergisi. Evet, Moskovit Salonu diye bir barda yapılan bir sergi, dördüncü sergi. İstanbul'da açılan her sergiyi Ankara'ya götürme niyetleri oluyor ama Ankara'da da Etnografya Müzesi'nin salonlarını kullanabiliyorlar. Yani bayağı çok bir güzergah var belli. Evet, nerede neyin nerede açılacağı belli. Beyoğlu'nda da yaz aylarında Galatasaray sergileri daha eski kuşağın resimlerini sergiliyor 51'e kadar. Son derece kısıtlı yani.
Peki İstanbul modernlik tecrübesinin görüldüğü bir yer, evet, ama mesela hani Ankara ile ilişkilerin hep böyle hani bir şeyi hep Ankara'ya taşıma hikayesi. Başkent tabii. Başkent, mesela Ankara'yı tasvir ediyorlar ya da Ankara'yı resmetmek, mesela bu dönem resmi için göze çarpıcı bir şey. Bazı mi? Bazı sanatçılarda vardır çünkü bu sanatçıların hemen hepsi şöyle bir sistem var. Akademiden mezun olunca, yani mezuniyet bir konkura girerek yapılıyor. O konkuru kazanan devletin bütçesine göre bir kişiyi, bazen beş kişiyi o bütçeye göre mezun ediliyor. Paris'e gönderiyorlar. Paris'e burslu olarak gönderdikleri için de bu sanatçılar dönünce öğretmenlik yapıyorlar. Hepsini akademiye almak mümkün değil. İşte Ankara, mesela Muhittin Sebahattin'in Ankara resimleri ünlüdür. Çünkü Ankara'da öğretmenlik yapar. Bu tür başka kentlere hep bu tür vesilelerle rastlıyoruz. Şey gibi, bir de yurt gezileriyle. Mesela bu Abdülhamit dönemindeki fotoğraflar çekilmesi gibi yurt gezileri ve gittikleri yerlerdeki mekanın resmetme, yani doğrudan kendilerine öyle bir görev verilmese bile bunu yurt şey gezileri yapıyorlar. Görev olarak veriliyor. 38-43 arasında düzenlenen bir etkinlik CHP organize ediyor, yani devlet organize ediyor. Kura çekiliyor yaz aylarında, ilk sene 10 sanatçı, sonra yavaş yavaş sayı artıyor. Çektikleri kurada hangi şehir çıkarsa oraya gidiyorlar. 1,5-2 ay orada yaşıyorlar, resim yapıyorlar. Ha, daha doğrusu resmediyorlar. Yani ne var ne yok orayı tanımlama gibi. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ederiz. Böyle çok keyifli ve hızlı bir sohbet oldu. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten çok sağ olun. Umarım sonraki programlarda bunu sadece Cumhuriyet'le bırakmayız. Belki sizlerin vakti olduğunda 40'lar, 50'ler ve günümüze kadar gelmek de ilgi çekici olabilir hepimiz açısından. Bugün şehir hepimizin de erken Cumhuriyet döneminde sanat ortamını konuştuk. Hoşçakalın.